Are you scared? Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Öncelikle arkadaşlar şu kötü sesim için özür dilerim. Çünkü hala iyileşemedim. Bugün birbirinden güzel iki tane korkunç mesajlaşma inceleyeceğiz. Ben mesajlaşmaları size burada birebir olarak çevireceğim. Ama birebir çeviri yapmayacağım. Uzun zamandır beni takip edenler ne demek istediğimi bileceklerdir. Uzun zamandır takip etmeyenler veya yeni gelenler içinse arkadaşlar ekranın sağ alt köşesinde bulunan abone ol tuşuna öncelikli olarak tıklamanızı rica ederim. Oraya tıklarsanız kocaman ailemize katılmış olursunuz. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Bu arada hala çekilişimiz devam ediyor. Creepypasta karakterlerinin olduğu bir kolye hediye ediyorum. Sizlere aranızda bilmeyenler varsa yukarıya iki senedir video çekip hala hangi tarafa link eklendiğini bilemeyen Işıl'a koca bir alkış gelsin arkadaşlar. Buraya, evet buraya. Eklediğim videoya tıklayarak video sonuna doğru sizlerle paylaştığım çekilişin detaylarına ulaşarak katılabilirsiniz. Bu arada iki mesajlaşmayı da ben hiç okumadım, bilmiyorum. Sizlerle burada aynı heyecanı yaşamak için. İki tane birden olduğu için hemen başlamak istiyorum. Şimdiden söyleyeyim. İngilizceden anında çeviri yapıyorum. Instant çeviri yapıyorum yani arkadaşlar. Herhangi bir hatam, kusurum olursa bu süreçte kusura bakmıyorsunuz. Yakaladığınız şeyler olursa aşağıdaki yorumlara ekleyebilirsiniz. Ukala ukala konuşmadan. Bu arada sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Kanalda arada bir oyun oynama gibi bir düşünce var aklımda. Hatta canlı yayın açma taraftarıyım. Bunu Twitch üzerinden mi yapsam? Ya kesin yapacağım. Yoksa Facebook üzerinden mi yapsam? Oyun mu oynasam yoksa daha çok IRL tarzı yani sohbet tarzı videolar mı çeksem bilmiyorum. Yani bana bu konu hakkında fikir verirseniz çok mutlu olurum. Aşağıdaki yorumlarda mutlaka fikirlerinizi belirtin. Çünkü arkadaşlar hem sizlerle daha fazla zaman geçirmek istiyorum canlı yayınlar açarak ya da oyun oynayarak. Hem de sizlerin fikirleri ve önerileri doğrultusunda ona göre bir hani yatırım yapacağım. Dolayısıyla yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Daha sonra Instagram üzerinden de konuşuruz. Şimdi hemen videomuza geçiyorum. Kapıyı kilitle ve saklan. Anneden bir mesaj geliyor. Tatlım, evde misin? Diyor anne. Çocuk da diyor ki futbol iptal edildi. Evet evdeyim. Yani soccer dediği için erkek olduğunu düşünme ama bilmiyorum. Tabii ki bir kız çocuğu da olabilir. Anne diyor ki bodruma in ve kapıyı kilitle. Bir dakika. İlk dakikadan bir heyecanlı bir yazışma başlıyor galiba. Çocuk da diyor ki ne? Şimdi git diyor annesi. Çocuk diyor ki neden? Ne oluyor? Bana güvenmen lazım diyor anne. Bodruma git. Hayır diyor çocuk. Sen bana niye olduğunu söyleyene kadar gitmeyeceğim. Tamam ama ondan sonra hemen bodruma git diyor. Ne olursa olsun anladın mı diye soruyor. Çocuk da diyor ki evet. Sana bir şey söyleyeceğim. Seni sevdiğimi hatırla diyor. Ve seni gerçekten çok seviyorum tatlım diyor. Çocuk da diyor ki anne. Anne diyor ki tatlım sen evlatlıksın. Ya bu. Bu gerçekten yani internette mesaj üzerinden mi söylenir? Yani sizce... Neyse. Çocuk da tabii ki şok olmuş bir şekilde what diyor ne? Ve çocuk diyor anne diyor ki ve senin hani annen, gerçek annen, biyolojik annen bizi buldu. Ve seni almaya geliyor, alıp götürmeye geliyor diyor. Çocuk da diyor ki ne? O gerçekten çok tehlikeli diyor annesi. Bu yüzden sana hiç söylemedim, daha önce söylemedim diyor. Tatlım orada mısın diye ekliyor annesi. Çocuk diyor ki anlamıyorum. Kadın diyor ki annesi onun ismi Rebecca Jones ve 15 yıldır hapisteydi. Muhtemelen hapisten çıkıp bunların peşine düşmüş. Aynı tahmin ettiğim gibi. Ve şu anda dışarı çıktı diyor. Yeni dışarı çıktı. Çocuk diyor ki ne için hapisteydi? Anne de diyor ki cinayet. Çocuk diyor ki aman tanrım biri yanaşıyor. Yani hani arabayla yanaşıyor manasında muhtemelen evin önünde. Anne diyor ki bodruma git. Büyük harflerle bağırıyor yani çocuğa. Çocuk diyor ki buradayım buradayım yani inmiş çocuk bodruma. Kapı kilitli mi diye soruyor. Çocuk evet diye cevap veriyor. Anne diyor ki şimdi orada bir tane kırmızı çanta olmalı. Anne tedavat rafının altında. Aman tanrım o burada evin içinde diyor çocuk. Böyle heyecanlandım şu anda. Tatlım konsantre oluyor annesi.
kırmızı çantayı buldun mu diyor. Çocuk diyor ki polisi aradın mı? Anne diyor ki evet, onlar yoldalar, hani geliyorlar. Çocuk annesine diyor ki neredesin? Hani sen neredesin? Ben de eve doğru geliyorum diyor annesi. Çocuk diyor ki babam iyi mi? Okey mi? İyi mi? Anne diyor ki bilmiyorum. Sanırım Rebecca onu aldı, yani ona bir şekilde ulaştı ve kötü bir şey yaptı demek istiyor. Çocuk da diyor ki bu ne anlama geliyor? Anne diyor ki anne çantayı taktı arkadaşlar. Çantayı buldun mu diye soruyor. Çocuk da diyor ki evet. Anne diyor ki çantayı aç. Oh hayır, oh hayır diyor. Anne diyor ki silahı al. Nasıl yani? Bodrum kapısına doğru yönelt. Çocuk diyor ki ciddi misin? Anne diyor ki eğer biri açmaya kalkarsa kapıyı vur. Yani hiç dışarı çıkmadan kendini kurtar demek istiyor. Hani anne sana zarar vermesin diye. Çocuk diyor ki ne? Bir anne kendi çocuğundan, oğlundan bunu nasıl isteyebilir ki? Çok mantıksız geldi bana. Anne diyor ki tatlım bana güvenmen lazım. Çocuk diyor ki aman tanrım o kapıda. Anne diyor ki vur. Çocuk diyor ki daha önce hiç bir silah kullanmadım, nasıl ateş edeceğimi bilmiyorum. Anne diyor ki silahı doğrult, gözlerini kapat ve tetiği çek. Bir anne bunu nasıl ister ki, çok saçma değil mi? Çocuk diyor ki anne korkuyorum. Anne diyor ki vur. Ondan sonra tekrar soruyor yaptın mı? Çocuk da diyor ki sanırım hani birini vurdum. Anne diyor ki iyi iş tatlım. Aman tanrım bu yani dışarıdaki kişi sanki sesi senin gibi geliyor diyor çocuk. Anne sen misin diye soruyor. Oo çözdüm ben olayı galiba. Aman tanrım anne hayır diyor çocuk bağırarak. Telefonun öbür tarafındaki bu zamana kadar anne sandığımız kişi ise sen doğru olanı yaptın. Çocuk diyor ki sen kimsin? Kiminle yazışıyorum ben? Telefonun öbür tarafındaki kişi anne diyor ki ben senin annenim. Senin gerçek annen. Rebecca soru işareti. Merhaba tatlım diyor Rebecca. Çocuk çok sinirleniyor diyor ki seni şeytan, seni canavar. Annem öldü, annemi öldürdün diyor çocuk. Annesi de diyor ki hayır onu sen yaptın. Ben sadece sana silahın nerede olduğunu söyledim. Böyle söyleme, böyle konuşma diye sinirleniyor çocuk. Ve anne diyor ki şu anda karar vermen gerekiyor. Ya cinayetten suçlanacaksın ya da gelip benimle kaçacaksın diyor. Çocuk diyor ki sen delirdin mi? Anne diyor ki ben ailenden geriye kalan tek kişiyim ve polisler kısa bir süre sonra orada olacak. Kararını ver. Güzeldi. Beğendim. Biliyorum çok uzun bir yazışma değil arkadaşlar. O yüzden zaten iki yazışma inceleyeceğiz bugün arka arkaya. Hemen geçelim dilerseniz. Ve yine anneden mesaj geliyor. Bu mesajı aldığında bana cevap yaz diyor. Arama diye ekliyor arkadaşlar. Çocuk da diyor ki hey mom. Lol. Merhaba anne. Anne diyor ki Jake neredesin? Jake bir erkek ismi. Bu yüzden yazışmanın öbür ucundaki kişinin erkek olduğunu varsayıyoruz arkadaşlar. Okuldan eve yürüyorum diyor çocuk Jake. Anne diyor ki hayır yani neredesin? Yani tam olarak neredesin demek istiyor. Şu anda benzin istasyonunu geçtim diyor çocuk arkadaşlar. Evden bir blok ilerideyim. Okey okey diyor annesi. Eve gelme diye ekliyor. Çocuk diyor ki neden? Dinle Jake. Çok hızlı hareket etmen lazım. Anne neler oluyor diyor Jake. Benim arabamı görüyor musun diye soruyor. Çocuk diyor ki evet. Açık olmalı yani kapıları kilitli olmamalı diyor. Ve bagajın içinde bir tane çanta var diye ekliyor annesi. Gördün mü diyor. Bu çok fazla para diyor Jake arkadaşlar. Yani görmüş bir de üstüne çantayı açmış. Diyor ki bunun içinde çok fazla para var. Bu kimin bıçağı? Diye soruyor Jake arkadaşlar. Beni dinle Jake diyor annesi. Eğer bana bir şey olursa o parayı al ve kaç. Jake diyor ki anne neler oluyor? Anne diyor ki üvey babam bizi buldu. Jake diyor ki ne? Bizi öldürmek istiyor diyor annesi. Onu daha önce hiç bu kadar kötü görmemiştim diyor. Adam delirmiş yani. Çocuk diyor ki polisleri ara. Anne de diyor ki çoktan aradım. Yoldalar. Şu anda bizim evde mi? Diye soruyor arkadaşlar. Çocuk Jake yani. Anne de diyor ki evet, muhtemelen anne de evde. Sanırım aşağı katta diyor. Eve gelmemizi bekliyor diye ekliyor ama anne nerede? Aynen merak ettiğim soruyu sordu Jake. Diyor ki sen neredesin? Anne de diyor ki evde olduğumu bilmiyor. Jake de şoka uğruyor ve diyor ki şu anda hani evde misin? Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Arabasını hani çektiğini gördüm, arabasını gördüm diyor kadın arkadaşlar. Ve Bodrum'a... Bodrum diyorum ve tuvalete banyoya saklandı diye ekliyor. Çocuk da diyor ki Jake ne?
Arada bir biri aradı sanki. Neden beni aradın diyor annesi. Annesi de diyor ki ne? Beni aramamanı söylemiştim. Çocuk diyor ki anne sakin ol. Anne diyor ki oh hayır nokta nokta nokta. Telefonun çaldığını duydu. Madem böyle bir ihtimal var ekranı yukarıdan aşağıya kaydırıyorsun. Ne Samsung'la şey konuşuyorum. Ve sessiz ol tuşuna basıyorsun. Yani bu kadar zor bir şey olmasa gerek bence. Telefon çaldığını duydu diyor arkadaşlar. Jack de diyor ki hayır. Anne diyor ki beni aramamanı söyledim. Anne kazaydı diyor yani yanlışlıkla aradım diye ekliyor çocuk arkadaşlar. Unuttum diyor. Gerizekalı nasıl unutursun böyle bir şeyi. Oo anne çok özür dilerim diye ekliyor çocuk. Tabi anne öldükten sonra yani ne manası kalıyor özür dilemeden. Ne yapmalıyım diyor. Annesi de diyor ki oh aman tanrım. Yukarıya geliyor yani merdivenlerden yukarıya çıkıyor diyor. Nerede olduğumu biliyor diye ekliyor arkadaşlar. Jack diyor ki hayır, hayır, hayır. No, no, no. Bu benim hatam, bu benim suçum diyor. Anne diyor ki tatlım eğer herhangi bir şey olursa parayı al ve kaç. Kendini suçlama diye de ekliyor. Anne işte ana yüreği be. Jack de diyor ki hayır anne. Kendini koruyabilir misin ya da kendini işte savunabilir misin diyor. Bir silah var mı yanında diyor, silahın var mı diyor. Anne de diyor ki sadece hani bıçak ama onu da arabada bıraktım diyor. Jack de diyor ki ıh bu şekilde, bu olay bu şekilde sona ermeyecek diyor arkadaşlar. Anne diyor ki aman tanrım şu anda banyo kapısının önünde. Anne de banyoda saklanıyordu hatırlarsanız gelmiş yani adam. Ve nerede olduğumu biliyor diyor. O senin de burada olduğunu düşünüyor Jack diye ekliyor annesi. Ondan sonra diyor ki kaçman lazım. Şu anda kapıyı kırıyor ve kadınlarla mesajlaşıyor. Öldürülürken ne yapıyordunuz en son mesajlaşıyordum. Tatlım seni çok seviyorum. Hoşça kal Jack. Kalp gönderiyor. Bekle. Bir şeyler oluyor diyor. Bu arada Jack yazmıyor arkadaşlar farkında mısınız? Sanırım düştü diyor. Başka birisi daha burada diyor. Kesin Jack geldi. Köpekler burada mı diye. Köpekler ne ya? Cops yazınca bir an bana havlamaya başladı. O yüzden aklım köpeğe gitti. Polisler burada mı diye soruyor. Jack soru işareti soru işareti soru işareti. Neler olduğunu görebiliyor musun? Jack de diyor ki anne dışarı çıkabilirsin. Anne diyor ki emin misin? Güvenli mi? Yani çıkmam güvenli mi? Diyor ki evet. Nereden biliyorsun diye soruyor annesi. Ay çok heyecanlı. O öldü diyor anne. Anne diyor ki ne oldu? Çocuk diyor ki anne. Evet tatlım diyor annesi. Daha fazla soru sorma lütfen. Bir duş alacağım. Üstüm başım kan içinde. Nananam. Güzeldi. İki hikaye de güzeldi arkadaşlar. Biliyorum hani paranormal içerikli bir hikaye değildi. Siz daha çok paranormal olanları seviyorsunuz bu. En son hatırlarsanız zaten iki tane korkunç yazışma yaptım. İkisi de lanetli bebekle ilgiliydi. Yani birbirinden bağımsız yazışmalardı. Ama ikisi de farklı lanetli bebeklerle ilgiliydi ki bence ikisi de gerçekten çok güzeldi. Ama bunlar da çok güzelmiş. Bunlar birazcık şeye benziyor. Hatırlar mısınız? 3-5 ay önce sizlerle ölü büyükannemle mesajlaştığım falan gibi bir hikaye paylaşmıştım, bir yazışma paylaşmıştım, bir yazışma incelemiştik sizlerle. Onlara benziyor. Biraz daha böyle polisiye ve daha heyecanlı. Şu anda iki hikayeyi anlattım ve 20 küsur dakikadır falan çekim yapıyorum arkadaşlar ve zaman nasıl geçtiğini kesinlikle anlamadım. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hayalet otobüsü aranızda çok soranlar oluyor. Hayalet otobüsünün aslında son bölümünü sizlerle paylaşacaktım ve hatta size 30-35 dakika uzunluğunda falan olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ama görünen o ki hikaye aslında daha devam edecekmiş. Yani o hikayeyi yazışma haline döküp bizimle paylaşan kişinin YouTube kanalında gördüm. Hikaye devam edecek yani tam biraz da böyle ara bir noktada kaldı. Birazcık devam etsin yani netleşsin. Ben sizlerle hayat otobüsü ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Bu arada çok güzel bir yazışma daha buldum arkadaşlar. İkiz adında. O biraz daha uzun onu böyle 3-4 bölüme bölüp sizlerle paylaşabilirim. Bir böyle mini seri halinde yapıp sizlerle buluşturabilirim. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. İstediğiniz başka hikayeler olursa ya da araştırmam istediğiniz şeyler, şehir efsaneleri, incelemem istediğiniz konular, internet gizemleri aklınıza ne geliyorsa her şeyi ama her şeyi aşağıdaki yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. İster bu videonun isterseniz daha önce çektiğim videoların yorumlar kısmına sizin istediğiniz hikayelere ve konulara bu kanalda öncelik vermeye çalışıyorum. Ve biliyorsunuz hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bye bye.